Merhaba arkadaşlar, ben Cemil Arslan. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bu kanalımızı geri aldıktan sonraki ilk çizim videosu, eğitim videosu olacak. Yine sulu boya çalışmalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoya başlamadan önce size bir kanal hakkında bilgi vereceğim. Bana kara kalem portre ve kara kalem ile alakalı videoların devam edip etmeyeceğini soruyorsunuz. Videolar devam edecek ama ileri zamanlarda şu anda sulu boya ile alakalı videoları devam ediyoruz. Bununla alakalı size bir kanal tavsiye edeceğim. Mehmet Emin Doğan kanalı, Mehmet Emin Hoca'nın kanalıdır. Mehmet Emin Hoca burada kanalında kara kalem portre ile alakalı çok güzel, çok detaylı bilgiler veriyor. Gerçekçi, realistik kara kalem portreler yapmak istiyorsanız ve kara kalem ile alakalı hangi malzemeleri nasıl kullanacağınızı merak ediyorsanız mutlaka bu kanalı tavsiye ediyorum. Ben de faydalanıyorum aynı şekilde. Kanalın linkini sağ üst köşeye koyuyorum. Yine açıklamalarda da kanalı bulabilirsiniz. Buradan da Mehmet Emin Hoca'ya selamlarımı gönderiyorum. Kanal tavsiyemizden sonra videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Sulu boya derslerine devam ediyoruz. İlk birinci sulu boya dersimizde hatırlarsınız lavi çalışmaları yapmıştık. Renkli değil, sadece siyah mürekkep veya siyah sulu boya ile, artık hangi malzemeyi kullanırsanız, sulu boyayı nasıl kullanacağımızı, suyu nasıl idare edeceğimizi, fırçayı, su, boya, bu üçünü nasıl kullanacağımızı görmüştük. Şimdi bu videoda artık renkli çalışmalara geçeceğiz. Renkli bir peyzaj, manzara çalışması yapacağız. Benim kendi çektiğim bir fotoğraftan olacak bu çalışma. Vakit kaybetmeyelim, hemen çalışmamıza geçelim. Yine sulu boya videoları bu şekilde devam edecek. Bunların devamını da sakın kaçırmayın. Eğer ilk videoyu da izlemediyseniz mutlaka izleyin, ardından bu videoya geçin. Videomuza geçelim, vakit kaybetmeyelim. Kağıdımızı önce zemine bantlıyoruz. Bu perdeleme bantı veya kağıt bant, artık her ne derseniz, buna ulaşmak kolay. Bu şekilde kağıdımız su değdiği zaman daha az kırışıyor. Buna da böyle bir çözüm bulduk. Çizimimize başladık. Çizimin desenini ben kağıt üzerine daha önce çizmiştim. Sadece şu anda boyamasını yapacağım. Size bunu gösteriyorum. Yine daha önceden yağlı boya videolarından, peyzaj manzara videolarından hatırlarsanız uzaktan yakına doğru geliyorduk. Önce en uzakta gökyüzü, bulutlar, bunların çizimini yapıyoruz. Onların, daha doğrusu boyamasını yapıyoruz. Onların biraz daha önünde dağlar var ve ağaçlar, öndeki evler, bunlar bizim öndeki nesne, objelerimiz ve biraz daha bize yakında ağaçlar var. Bunları yapacağız. Şimdi sulu boya çalışırken yağlı boyadan farklı olarak biraz daha dikkatli olmalıyız. Neden? Yağlı boyada yaptığımız hataları düzeltmek, geri dönüştürmek kolay. Yani ne yaparsınız? Üzerinden tekrar boyarsınız. Kurumadıysa tinerli bir bezle silersiniz veya zımparalayıp tekrar üzerinden çalışırsınız. Ama sulu boyada bu iş böyle değil. Eğer bir yerde ciddi bir hata yaparsanız bunun geri dönüşümü olmayabilir. O çalışmaya tekrar en baştan başlamanız gerekebilir. Böyle bir durum var. Tabii bu sizi korkutmasın. Bu durumdan dolayı sulu boya çalışırken biraz daha dikkatli olmalıyız. O yüzden önce açık tonları, alt kattaki açık tonları yapıyoruz. Ardından üzerine koyu tonları yapıyoruz. Yağlı boyada nasıldı? Biraz daha farklıydım. Önce koyu tonları yapıyorduk. Üzerine açık tonları, işte ışık, parlama vesaire, bunları yapacaksak üzerine yapıyorduk. Sulu boyada beyaz ile boyamamız gereken yerler nereler olabilir? Bol ışıklı olan yerler, parlayan yerler. Buraları kağıdın beyazını kullanıyoruz. Yani kağıdın kendi beyazı. Bu da ne demek? Orayı boyamıyoruz. Açık bırakıyoruz. Mesela şu an güneşin olduğu yer. Orayı boyamadım. Orası kağıdın kendi beyazı. Beyazı bu şekilde kullanacağız. Tabii bir yandan da renk perspektifi, yani atmosferik perspektife dikkat ediyoruz. Aynı yağlı boya çalışmalarında, o videoları da izlemediyseniz izleyebilirsiniz, olduğu gibi uzaktaki nesneler, cisimler, objeler, artık her ne varsa rengi daha soluk, yakındakiler ise renkleri daha canlı ve
kontrastı biraz daha yüksek. Bu şekilde yapıyoruz. Ha, sulu boyada şundan bahsedeyim. Diyelim bir yerde bir noktada hata yaptık. Bunun geri dönüşümünü nasıl yapacağız? Bunu da şöyle yaparsınız. Yanınızda her zaman bir peçetem, havlu kağıt, emici özelliği olan. Bundan bulundurun. Hata yaptığınız yer kurumadan hemen anında oradaki boyayı, suyu bunların vasıtasıyla çekerek hatanızı düzeltebilirsiniz. Ama bunu hemen boya kurumadan, yani kağıt o suyu emmeden, renk oraya karışmadan yapmanız gerekiyor. Bu şekilde düzeltmelerle sulu boyada geri dönüşümü mümkün olan şeyleri yapabilirsiniz. Evet, bir yandan da izliyorsunuz. Arkadaki dağları yaptık. Buradan suyu daha az, daha doğrusu suyu bol, boyayı az kullanarak dağlardaki o mor, mavi mor, o karışım renkleri yaptık. Ön plana doğru yaklaştıkça arkada gözüken iki tane ev var. Bunlar ahşap evler. Bakın buradaki evlerin çatısının rengine bakın. O kırmızılığı. Ne yaptık? Yine suyu bol, boyayı az kullanarak açık bir ton elde ettik. Yakındaki evin çatısını ise daha boyayı bol kullandık ve daha koyu oldu. Ben şöyle yapıyorum sulu boyada. Eğer kırmızı rengi kullanırken daha açık bir kırmızı elde etmek istiyorsam, yal boyada nasıl yapıyorduk? Bunu beyazla karıştırıyorduk. Açık bir ton oluyordu. Sulu boyada beyazla karıştırarak açık bir ton da elde edebilirsiniz ama ben öyle yapmıyorum. Boyayı daha az kullanarak, suyu bol kullanarak oraya zaten o kırmızıyı daha açık bir şekilde sürmüş oluyorum. Yani çok fazla beyaz kullanmıyorum. Ama yağlı boyada öyle değil. Beyaz en çok kullandığım, çabuk biten bir renk. Sulu boyada ise bu tam tersi. Yani bu çalışmada beyaz galiba kullanmadım diye düşünüyorum. Mesela pencerelerin kenarlarına bakın. Oradaki o beyazlıklar kağıdın kendi beyazlığı. Pencerelerin cam olan bölümünü koyu bir renkle boyadım. O aralarındaki yerleri boşluk bıraktım. Böylece ne oldu? Orada o beyaz ışık vuran o parlak görüntü oluştu. Bu kağıdın kendi beyazını kullandım buradan. Kullandığım boyalardan ve kağıttan bahsedeyim. Şu anda Kanso'nun 200 gram sanırsam, 200 gramlık kağıdını kullanıyorum. Bu kağıt bir eskiz defteri. Eskiz defterinden, sulu boya defteri daha doğrusu. Aslında çok amaçlı bir defter. Yani üzerinde çok amaçlı yazıyor. Sulu boya, pastel, işte guaj boya, normal kara kalem, hepsini kullanabilirsiniz diyor. Bu şekilde aldım ama hoşuma gitmedim. Neden? Çünkü ince geldi bana. Yani suyu aldığı zaman kağıt kırışıyor. 200 gramın sulu boyada çok yeterli olmadığını düşünüyorum. Yani en az 300 gram çalışmak gerekiyor. Bir de kağıt alırken, yani bunu hepsinde kullanabilirsiniz gibi ibareler varsa onu, o kağıt çok amaçlı kağıt, yani çok iyi değildir. Sadece sulu boya içinse, sulu boya için kullanmak istiyorsanız bu sulu boya için üretilmiş kağıtları kullanın. Veya kara kalem çalışacaksanız bunun için, pastel ise bunun için üretilmiş kağıtları kullanın. Ben bu kağıdı aldım ama çok memnun olmadım. Ha, Kanso'nun 400 gramlık kağıdı da var bende. Onu da kullandım. O mesela çok iyiydi. Yani 400 gram kalın. Onun üzerine de sulu boya çalışması yaptım. O da gayet güzeldi. Ondan çok memnun kaldım ama 200 gram kağıt ben tavsiye etmiyorum. Tavsiye edenler vardır. Onu ustalıkla kullanabilen vardır mutlaka ama ben beceremedim. Öyle söyleyeyim. Bu arada uzun zamandır da sulu boya çalışmıyorum. Bu ikinci çalışmam. İlk çalışmamın da videosu vardı ama işte bu kanal çalınması muhabbetlerinde benim Gmail hesabımda çalındı. Videoda Google Drive'daydı. O da gitti dolayısıyla. O videoyu yayınlayamıyorum.
O yüzden bu benim ikinci sulu boya çalışmam. Ha, bu arada bakın saç kurutma makinesi kullanıyorum. Bu ne için? Şu anda ön plandaki ağaçların ilk katman açık ton yeşilini sürdüm ve bunun kurumasını istiyorum. Üzerine koyu tonlamalar yapacağım. Bunu kurutmak için de saç kurutma makinesini kullanabilirsiniz. Bakın kağıt kırışıktım. Saç kurutma makinesini kullandım. Kurudu ve kağıt tekrar düzleşti. Saç kurutma makinesini yanınızda bulundurun. Kullanabilirsiniz. Hızlı kurumasını sağlar. Ama kullanırken şuna da dikkat edin. Çok yaklaştırmayın. Boyayı böyle itiyor sağa sola. O zaman sizin istemediğiniz yerlerde boyanabilir. O yüzden birazcık uzaktan ve tam tepeden tutarsanız daha verimli olur. Ha, ne diyorduk? Uzun zamandır sulu boya çalışmıyorum. Şimdi yağlı boya ve sulu boyanın çalışma şekli tamamen farklı olduğu için işte sulu boyada biraz daha boyayı serbest bırakıyorsunuz. Boya dağılıyor. Yağlı boyada nasıldı? Nereye sürüyorsan orada kalıyor. O yüzden çalışırken daha böyle spesifik, detaylı çalışıyorsunuz. Ama sulu boyada da daha dağıtması gerekiyor. O su etkisini veriyorsunuz. O da çok güzel bir etkin. O yüzden ben de şu anda daha henüz elim alışmadım. Yani elinizin bir tekniğe alışması için uzun zaman geçmesi gerekiyor. Bu videolar aslında beni de eğitiyor. Ben de bu süreçte sulu boyaya alışmaya başlıyorum. Bu ilk renkli videomuz olacak. Tabii devamı da gelecek. İleriki videolarda umarım daha iyi olur. Bu ön taraftaki ağaçlıklar mesela şu an çok gözüme batıyor. Yani fazla oldu. Bunu biraz daha az yapabilirim. Neredeyse resmin üçte birini bu öndeki ağaçlık çalılıklar doldurdu. Benim aslında odaklanmak istediğim şey buradaki ahşap evdi. Ama onu biraz sönümledi sanırım. O yüzden o öndeki ağaçlıklar hoşuma gitmedi. Çizerken buna dikkat etmem gerekirdi aslında. Ama işte boyadıktan sonra bazı şeyleri görebiliyorsunuz. Bu da tabii zamanla olacak. Evet, çalışmamız burada bitti. Çalışmanın tabii en sevdiğim kısmı burası. Çalışma bittikten sonra üzerindeki bu kağıt bantları sökmek. Bu bölümü çok seviyorum. Böyle bir çalışma ortaya çıktı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi ben sadece bu öndeki o çalıları, ağaçlıkları beğenmedim. Onun çok fazla oluşunu. Tabii ki hep iyi örneklerde olmayacak. Böyle kötü örnekleri de göreceğiz ki ona göre biz de tedbirimizi alacağız. Bize tecrübe olacak. Bir sonraki videolarda da yine sulu boya çalışmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Sizin de çalışmamı istediğiniz konular varsa sulu boya ile alakalı veya merak ettiğiniz noktalar varsa mutlaka yorumlara yazın. Ona göre ben de videolarımı planlıyorum. Videomuz da artık burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.